AKP içerisinde muhalefet gitgide sesini yükseltiyor ve bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı epey kızdırmış gibi görünüyor. En son Kızılcahamam kampında konuşmuştu Erdoğan. Meseleyi Habil Kabil'e kadar götürdü. Öyle bir benzetme yaptı. Yine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e gönderilmiş mesajlar vardı. Önce Erdoğan'ın sözlerini bir hatırlayalım. Ardından şu anda ne olup bitiyor? Muhalifler kaç ilde örgütlendi, neler yapıyorlar? Bununla ilgili bir yazıdan ayrıntılar paylaşacağım. Biz dışarıya bir mücadeleyi verirken ama içimizde de bize yanlış yapanların da olduğunu burada ifade etmeden geçemeyiz. Ve tabii bu yeni bir şey değil. Bu ilk insanla başlayan bir süreç. Ve ilk insan Habil ve Kabil arasındaki o süreç hala devam ediyor. Kıyamete kadar da devam edecek. Şimdi de birçok dönem bunu yaşadık. Maalesef içimizde belli seviyelere gelen, belli noktalara gelenlerin yaptığı çalışmalar yeni bir yutulur cinsten değil. Bu davanın adamı olduğunu söyleyenler, bütün seçim kampanyası boyunca bu adamlar neredeler? Bunlar nereye? Böyle dönemlerde yanımızda olanları da, karşımıza dikilenleri de unutmayız. Biz siyasette hiçbir zaman sosyal mühendislik oyunlarından vesaire güçlerinin veya dışarının desteğinden medet ummamış, sadece Allah'ın yardımına ve milletin desteğine güvenmiş bir hareketiz. Zehirli oklarını partimize saplamak için dört bir yandan gezilenmiş fırsatçılara bu meydanı bırakmayacağız. İkbalini siyaset mühendisliklerinde görenler bizi idrak edemez. Türkiye karşıtı senaryoların figüranlığına razı olanlar bizim mücadelemizi kavrayamaz. Eser rüzgara göre yön değiştirenler, sırça köşelerinde yüksek siyasetçilik oynayanlar bizim verdiğimiz kavganın sırrına eremez. Ve değerli arkadaşlar, şunu açık net ifade ediyorum. Bilesiniz ki bu teşkilat sadece Ankara'da kabuğuna çekilmiş olan bir teşkilat değildir. Hangi ilde neler oluyor? Hangi ilçelerde neler oluyor? Bunların hepsi bize geliyor. Gün olan o. Zamanı geldi. Tabii ki bizler bu teşkilatın geleceği için de bunların hesabını sormasını. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kısacık konuşmada o kadar çok şey söylüyor ki Habil'e Kabil'e benzetiyor. İlk insandan itibaren iyinin ve kötünün mücadelesi diyor. Herhalde kendisi iyi tarafta oluyor. Muhalifler ise kötüyü temsil ediyor. Yani kardeş katili vasfı yüklüyor muhaliflere. Yine seçimde çalışmadılar diyor. Ben bir yandan da notlara bakıyorum. Sırça köşklerde siyaset yapmakla suçluyor. Siyaset mühendisliği ile suçluyor ve teşkilatlara da mesaj gönderiyor. Kim ne yapıyor takip ediyoruz. Gün ola harman ola hesap soracağız diyor. Peki kimden söz ediyor? Yani isim vermiyor hiçbir şekilde Erdoğan ama biz biliyoruz onların kimler olduğunu. İşte geçtiğimiz günlerde devrik başbakan, son seçilmiş başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir manifestosu vardı. Parti kurma çalışmaları yürüttüğünü artık herkes biliyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yine özellikle İstanbul seçimlerinden hareketle eleştirinin dozunu yükselttiğini biliyoruz. Haşim Kılıç'ın bir çıkış yaptığını biliyoruz. Abdullah Gül'e yakın isimlerden. Ali Babacan'ın da bu ekipte yer aldığı ile ilgili birçok kulis bilgisi paylaşıldı, paylaşılmaya devam ediyor. İşte Yeni Çağ Gazetesi yazarı Ahmet Takan da yazdığı, 2 gündür yazdığı yazılarda muhaliflerin 40 ilde teşkilatlanmasını tamamlandığını, teşkilatlandığını, yine 3 büyük şehirde teşkilatlandığını yazmış ve şöyle bir ifade kullanıyor. Kendi kaynaklarına dayanarak Ahmet Hoca 250 kilometre hızla yola çıktı geliyor. Bundan sonra atılacak adımlar doğrultusunda parti genişleyebilecek. AKP'nin 2001 yılında yakaladığı ivmeyi yakalaması
an meselesi diyor. Yine hani Gülcüler, Davutoğlu'cular başlıkları var. Acaba AKP içerisinden bir parti mi çıkar, iki parti mi çıkar? Mesele nereye savrulur ya da nereye doğru evrilir? Bunu bilmiyorum ama yine Ali Babacan'la ilgili paylaştığı bir not var. Ali Babacan'ın dinlenmekten korktuğunu, bu sebeple de kendisiyle saray tarafından dinlenmekten korktuğunu, bu sebeple de kendisiyle görüşmek isteyenlere sürekli olarak yüz yüze görüşelim dediğini aktarmış Ahmet Takan. Hatırlayın, dinlemeler vesaireler gündeme geldiğinde hep suçlanan, hep bir fail tırnak içinde söyleyeceğim, olan şüpheli olarak birilerini işaret ediyordu iktidar. Ama bugün partiyi beraber kurduğu isimler, yıllarca bakanlık görevi verdiği insanlar saray tarafından dinlenme korkusuyla gizli saklı buluşalım, görüşelim diyorlar. Peki gizli saklı yapılan ne? Aslında legal, anayasal bir hak olan siyaset ve parti faaliyeti. Ama geldiğimiz noktada durum bu.